Buna aytadigan odamlarni eshitmay qo'ydik. İlla chetdan bir kim odam kelib gapirsa, "Oo, chetdi zo'r ekan, Turkiyadagi zo'r gapirar ekan, Misrdagi zo'r gapirar ekan, Ukrainadagi zo'r gapirar ekan" deymiz. O'zim sizlar gapirsa eshitmay qo'ydik. Axir haqni eshiting, shaxsni yomon ko'rsangiz o'zingiz bilasiz. İbrahim alayhissalatu vesselam'ın hikayeleri var. İbrahim alayhissalatu vesselam o da mihmandos insan bu kadar. Bırak kum, bırak kum. Mihmansız avukat yemez ekenler. Allah'tan dua kılarkenler, ya Rab, bence mihman ver, o mesela hanına maç kalıp kalır dedi. Üç Türk yılda bir mesela kalır. Şu dakika mihmandos. Bırakın dua kıttılar, ya Allah. Suhufta, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın nazım bugün ayetlerde ahirdeki ümmet hakkında bitikler var biz hakkımızda. En afzal ümmet bizimiz bu ahirde. En afzal ümmetimiz. Başkalar kıyan mihnetten artık faziletli acep olan bizimiz. Az yine amel kılamız, bugün az yine amel kılamız, bir gündeki, bir saatteki ibadetimiz bin koydan afzal. Biz de yetenmiyor, hiç bitti ümmet. İbrahim Aleyhisselam yeterkenler ki, ya Allah, uşa ahirini ümmet diye bir mihman kısa. Şu ümmetki hem uzu dasturhan yoksa, mihman kısa. Degende Allah Ta'ala, siz ularga yetenmeyiz. Ya Allah, sen kaldır zatsan dediler. Bu misal ne getirdiler? Himmet için getirdiler. Himmetini benen kılıç için. Allah Subhanahu ve Ta'ala, İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a Osman'dan bir madde çürdü. Adı tuz. Tuz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam için adamlar tuz yemez eken. İbrahim Aleyhisselam dua kıldı. Tuz nazım oldu. Şu tuz kayır getirse uzunun etrafını tuzga eğlendirdi. Muhtasara o kayada mesele var. Eşek tuz gömü çüşüp gitse tuzga eğlendir getirdi taza bulur. İyi burası. Kim tuz tatken bölse İbrahim'in mihmanı. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın himmetlerinin icabetini karar. Demek bundan aradığın fayda beraberler. Kaptan maksatını aldığımız gibi bu işimiz gerekiyor. Bana şimdi milletinin bugünkü gündeki rövaçları yetken, rövaçları çocuğun kadar taşı yetken milletini ricaklardan bulayım bana ha, lokomotif bulayım, olduğunu çıkayım degen yaşlar içimizde oturuptu. Bunlar mı? Dualarını Allah Ta'ala icabet kılsın. Bütün dünyada bugün Müslüman ümmetinin uyğunluğunu koruyabiliriz. Ha, mazmurlar hem var bu adamlar. Bugün fakat özümüzü öyleydiğin kılmaz. Bence Müslümanlarını hakkıyla dua kılaydı. Allah Ta'ala mazlumlarına nacat versin. Zalimlerini kılıyetken hile neylenlerine özlerine batırsın. Kalplerini, ularını ıhtılaflı yıkılıp koysun. Maksatlarını amelge aşırmasın. Müslümanlarını Allah Ta'ala uzun nusret bilen ziynetlesin. Maksat niyetlerimizin afzarını versin. İçimizden bu milletçe hizmet kıladırken, bu milletini ayakta durup bütün dünyada yani eski şanı, izzetini kaybetten canlandırırken kadırlar, mütehassıslarına Allah Ta'ala'ımızı yetiştirsin. Başarların bizge katıl keçisi mübarek olsun. Bizni özümüz layık olmasak da bu kadar hürmet, itibar bulan kütüb halkadiler için Allah Subhanahu ve Ta'ala sizler hem oylamagan, hesaplamagan derecatlarını cennette versin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen bir gün oturup o zat-ı şerifinin mübarek dudaklarından sohbetler eşitmiş parçamızda nasip olsun. Dünyada o zat-ı şerifini kuralmadık. Biz burada o zat-ı şerifinin muhabbet edemiz. O zat bilen dünyada kuralmagenliğinizin kefaratı olarak kıyamette yüzleştirsin. Hamd bayrağı aslında ular bilen dinlerleştiriz. Allah Ta'ala bize nasip kılsın. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عرفمزني خجابة خجاب شو؟ odamlar hozir مثلا deylik Misrga boryapti boshqa mamlakatlarga borib kelyapti-da boshqa mamlakatlarning urfidagi hijobni bizda kiyyapti. O hicabını hicab diye bacarı olaydı topladı olaydı. Lekin buralarlar bizim urfumuzda o münker kurulmadı. Bazı adamlar onu kurup, şuna adamlar var, israfoblar var. Siz bilen biz burada taharetliyim bulup, Allah'dan dua, icabet, buluşun, mitkı oturup biz
Taşkarada ikide erkeklerin nikahlanışı ucun yırtıdan keçkece hareket kılıyorken cemaatler var. Ular bizden kendimiz buralar. Yani içimizde kendi, ularga pul veriyorken ularda küçük yapıyorlar bizden kendimiz. Ular İslamofob diyetti, terörist diyetti, mene diyetti, kursa diyetti. Şunun için ahlı ayarlarımızın ham, bu benim ilticayım buralar. Biz juda ko'p narsalarni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'zimizni oyog'imizga borib urmaylik. Hijoblarimizni urfiy bo'lishligini tushuntiraylik. Bu iltimos. Hech kimni majbur olmaysiz. Urfiy bo'lsin. Farg'onalik kelinlarimiz farg'onacha kiyib kiyaversin. Hech narsa qilmaydi. Hijob bu ham, chaqir bu ham. Dushmanning ko'ziga o'zimizni bog'lab bermaylik demoqchiman. O'sha urf masalasidagi qoidalar bor. Shariatning urfi bor. Urf bo'yicha demak harakat qilamiz kerak. Urfga zid bo'lib qoladigan hammaning, ya'ni boshqa maqsadlarimizga zarar beradigan ishlardan saqlanishimiz kerak. Biz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Agar chips bo'lsak, o'zimizni ulamolarimizga quloq solsak va vaziyatni to'g'ri tahlil qilsak, dushman kira olmaydi ichimizga. Bu faqat irtijo, yana aytaman, har kim o'zining ixtiyori, o'zining xohishida. Lekin urfni e'tibori bor. Savol urfga aloqador bo'lganligi uchun buni aytib qo'yayapman. Masalan, juda keng lekin urfda. To'y masalasi bor, nikoh masalasi bor, aqiqa masalalari bor. Umumiy ma'noda sunnatga ko'ra ishlar bo'laveradi, lekin urfimizdan ham ya'ni voz kechmasligimiz kerak. Bizning himoya unsurlarimizdan biri urfimiz. Himoya unsurimiz. Hozir kirib bizning urfimizni kanaka qilayotganlar, masxara qilayotganlar ko'p gapirdim buni. Bokiralik yuki degan kino ishlashdi. Ko'rganlar bormi shuni? Bokiralik yuki, nomi qaray. Bizning qizlarimizdagi bokiralik yukimish. Ularni, ya'ni xohlagan, ko'chada xohlagan ishini qilib yurishiga to'sqinlik qilarmish. Bu aybimish, orqada qolib ketganmisiz biz. Axir biz qizlarimizni bokira holda turmushga berishlikni urfimizda nomus, ya'ni nomus himoyasi deymiz buni. Bunga hujum qilishyapti. Hazrat Rahimahulloh bunga qattiq raddiya berib maqolalar qilganlar. Buni ishlab chiqqan o'sha ma'lum bir elchixona odamlariga raddiya. Biz urflarimizni himoya qilishimiz kerak. Urfimizni himoya qilamiz. Dinimiz, urfimiz dindan shakllangan, uni himoya qilamiz. Tilimizni, adabiyotimizni, san'atimizni, o'zligimizni himoya qilishimiz kerak. O'zligimizni. Men o'zbekman deganimda, ya'ni ko'kragimni ko'tara olishim kerak. Ya'ni qin tinib chekkaga chiqib qolmasligim kerak. Chunki meni ajdodlarim dunyoni boshqargan. Biz ajdodlarni shu o'sha ajdodlarni qonga o'qiyapsiz sizda. Siz juda katta narsalarga qodir avlodsiz. O'sha bizni o'zligimizdan keladi. O'zlikni qo'ldan boy berib qo'ymasligimiz kerak. Bo'lsa savol juda ko'p. Bir minutda 200 ta savol kelyapti. Beramozga zakot bersa bo'ladimi debdilar. Xo'p, zakot masalasi zakotni Qur'oni Karim 8 ta deb sanagan. Bu joyda beramozga zakot berib bo'lmaydi degan oyat yo'q. Lekin benamoz odamga masalan zakot o'sha kambag'al bo'lsa va zakot olishligi bilan uning kambag'alligi barham topsa va jamiyat uchun foydali insonga aylanish ehtimoli nazarda tutilsa deyiladi. Bu joyda bu savolda boshqa masala bor. Benamoz musulmonmi musulmon emasmi degan savolni tagida zindan savol bor. Doğru mu? Çünkü kafirge zakat verip bu neydi bu degen düşünce bu. Bir namaz adam eğer namazını dengeselik bile okumayetken bulsa, namazının farzlığını inkar kılmayetken bulsa, namaz inşallah okuyman diyetken bulsa, o kafir olmaydı. Günahkar olmadı. Günahkar adamge zakat verse bana uğradı. Zakat ne? Masrafin zakat 8'te, ondan bittesi, 2'tesi hazır yok. Masalan pul yo'q. Pulni o'rniga asrlarga bersa bo'ladi. Masalan, asr tushib qolgan, asr degani qamoqqa tushib qolgan. Asr emas ekan, harbiy ma'noda asr boshqa. Qamoqqa tushib qolgan,
cinayet degen kılmagan bu ikinci derece. Ailesi kıynalıp koyar. Bunun zakat verse bo'ladi. Yani bittesi muhallafatı kulu. Dinge biraz mail bo'lgan başka din vakillerine ham zakat verse bo'ladi mi? Bo'ladi. Kur'an'ın ayeti. Hazreti Umar radıyallahu anhu.